Günaydın. Günaydın. Günaydın anneciğim, bir şey lazım mı? Yok canım, ben hallettim. Sen otur. Baba? Gelmedi. Nasıl gelmedi? Yusuf'ladır. Kavga ettiler ya, dedem de biz duymayalım diye kumpirciye götürdü. Kumpir yedik, waffle yedik, kuşlara yem attık. Seni gidi küçük izbikçi, reçeli seni. Niye kavga ettiniz ki? Sen onu bırak da parti nasıl gitti onu anlat bakalım. Çok güzeldi. Bir sürü hediyem oldu. Oo. Ali mi bıraktı seni? Mahir bıraktı sağ olsun. Hı. Neden? Tartışmışlar biraz. Sebep? Anne asıl siz niye tartıştınız? Sebep? Önemli bir şey değil kızım. Bizimki de önemli bir şey değildi o zaman. Alo. Ben oradan doktorun muayenehanesine geldim. Sen neredesin? Ya uyuyakalmışım, ne olur kusura bakma. Önemli değil. Adresi atıyorum ben sana. Tamam. Geç kalacak. Ama geliyor. Hadi bakalım. Sakın falso verme bak. Çalıştım gece. Hakim masala. Sen rahat ol. Sıkıntı yok. Öyle üstüne de atlama hemen. Durduk yerde uyandırmayalım. Ya sen rahat ol diyorum ya. Sanki ilk defa yapıyoruz. Tamam tamam. Anlattıklarınıza göre hastalık henüz ilk evresinde. Yapılması gereken önce belirtileri baskılayıp hastalığı kontrol altına alacağız. İlerlemesini engelleyeceğiz. Sonra da tedavi için neler yapabileceğimize bir bakacağız. Yani siz şimdi kızımı iyileştirebileceğinizi mi söylüyorsunuz? Şu an için net bir şey söyleyemiyorum. Söyleyebilmem için sizin daha önce yaptırmış olduğunuz tetkikleri ve test sonuçlarını görmem lazım. O sorun değil. Onu ben doktorumdan alırım. Tamam. Onları getirin. Onları bir inceleyelim. Ona göre net bir cevap verebilirim size. Yani en ufak bir iyileşme ihtimali için ben her şeyimi feda ederim. Tabii. Doğru. Yani kolay değil. Sonuçta evlat. Bakın. Muzaffer'di değil mi? Evet. Bakın Muzaffer Bey. Kolesterolün bir balon olduğunu duymuşsunuzdur illaki. Kanserin çözümünün olduğunu. Daha pek çok hastalığında tedavisinin bulunduğunu muhakkak ki duymuşsunuzdur. Ne var ki ilaç şirketleri bu teknolojinin insanlara ulaştırılmasını istemiyorlar. Para kazanacaklar tabii. Keşke sadece para olsa mesele. Dünya yöneten 6 tane şirket var. Ve bu şirketlerin her birinin kimya ve ilaç alanlarında yatırımları var. Yani konu yalnızca para değil. Mesele güç. Mesele gücü elde tutup dünyaya hükmetmek. Allah cezalarını versin. Vermiyor maalesef. Ben uzun yıllar ülke dışında görevlerde bulundum. Sizin kızınız gibi onlarca hastanın tedavisinde çalıştım ben. Bu bahsettiğim insanlar içinde sadece 6 tanesinde tedavime cevap alamadım. Yine de iyi bir oran. İyi, hem de çok iyi. Kızınızın hastalığı ileriki zamanlarda çeşitli ilaçlar kullanmasını gerektirecek. Birçok medikal malzemeye ihtiyacınız olacak. İşte burkulmalar için, yaralanmalar için atel, ilerleyen zamanlarda destek demirleri, koltuk değneği, tekerlekli sandalye, hasta bezi. Bunların hepsi bir sektörün ayakta kalabilmesi için önemli olan kalemler. Benim canım kızımın hayatından daha önemli. Yani onlar için öyle. Neyse ki sizin gibi o şirketlere direnen insanlar var. Ben bir yemin ettim. İnsan hayatını mutlak surette her şeyden üstün tutacağıma dair onurum, şerefim üzerine söz verdim.
ve son nefesime kadar da ettiğim yeminin arkasında olmak için çalışan bir hekim olma gayretindeyim. Allah razı olsun.